Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Hun, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunun destek ajanlarından birisi olan Sage karakterini inceleyeceğiz. Sage benim oyundaki en sevdiğim karakterlerden birisi arkadaşlar, savaşçılardan birisi. Öncelikle Sage'i hiç bilmeyen arkadaşlarımız için Sage'in skill'lerinden ve ultisinden bahsedelim. Sage'in arkadaşlar C skill'i bir duvar açıyor, buzdan bir duvar. Bu duvar kendiliğinden 40 saniyede kırılıyor. Ayrıca bu duvarı ateş ederek de kırabiliyorsunuz. Sesi biraz kısalım, sizi rahatsız etmesin. Ateş ederek de bu şekilde kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kendiliği kendi haline bıraktığınızda ise 40 saniyede bu duvar kırılıyor. Q skill'ine geldiğimizde arkadaşlar, Q skill'e şu şekilde bir buzlu zemin oluşturuyor ve buzlu zeminin üzerinde hareketleriniz yavaşlıyor ve çok ses çıkarıyor arkadaşlar yürüdüğünüzde. Bu ses de rakip oyuncu üzerinde yürüdüğünüzde siz tarafından rahatlıkla duyulabiliyor. E skillimiz arkadaşlar, E skillinde sol kliği kullanarak takım arkadaşınıza, sağ kliği kullanarak da kendinize can verebiliyorsunuz. 60 saniyede miydi? Kaç saniyede? Unuttum. Bakalım hemen. Can küresi, iyileşme, ateş et. Burada saniyesi yazmıyor ama biz belirli bir saniyede 60 can mı veriyordu ne, öyle hatırlıyorum. Tam emin değilim. Biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ultisi ise arkadaşlar ölmüş bir takım arkadaşınızı tekrardan canlandırabiliyor full canlı olarak. Fakat kalkanı olmuyor arkadaşlar. Full canlı olarak tekrardan diriltebiliyorsunuz ölmüş bir takım arkadaşınızı. Şimdi arkadaşlar Sage ile ilgili taktiklerimize geçelim. Bu videomuzda sadece Askent haritasında Sage taktikleri göstereceğim arkadaşlar sizlere. Sage ile ilgili diğer haritalarda da taktikler istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşlerinizi de yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle savunma kısmından başlayalım. Sage'siniz abi. A site'ı savunuyorsunuz. Şimdi öncelikle A site'a genelde buradan ve short'tan saldırı yapılıyor. Short'u zaten şurada bir arkadaşınız tuttuğunuzda, özellikle smoke olan bir arkadaşınız, örnek veriyorum Omen. Omen şu havada asılı kalacak bir smoke attığında veya Cypher'ı videoda bahsetmiştim. Şu diğer taraftaki lambaya bir kafes attığında rakip oyuncuların öncelikle ayaklarını görüp sıkma avantajı elde edebiliyor. Sizin buraya tuttuğunuzu farz edelim. Buradan arkadaşlar hızlı rush atan oyuncuları durdurmanız için şuraya şu şekilde bir Q skill atabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya şu şekilde bir Q skill attığınızda arkadaşlar hızlı rush'ı engellemiş olacaksınız ve yavaş yavaş çıkan rakiplerinizi, hala obuzun üstünde çıkmaya inat eden rakibiniz varsa da burada çıktığında öncelikle vuruş avantajı elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Q skill'i önemsiz gibi gözükse de gerçekten çok önemli bir skill arkadaşlar. Çünkü rakiplerinizi yavaşlatmak onlardan daha üstün bir hale gelmenizi sağlar ve öncelikle atış avantajı elde etmenizi sağlar arkadaşlar. Aynı şekilde bu short bölgesine de bir Q skill yollayabilirsiniz. Bunu buraya attığınızda aynı şekilde rakipleriniz hızlı rush atamayacaklar. Yavaşladıklarından dolayı sizin vuruş avantajınız daha önce olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi B site'da Q skill ile ilgili birkaç şey göstermek istiyorum sizlere. Şimdi B'yi savunuyorsunuz arkadaşlar. B'de aynı şekilde hızlı rush'ları engellemek için buraya bir Q skill atabilirsiniz. Buraya Q skill attığınızda aynı şekilde rakipleriniz rush atmaya çekinecekler ve rakiplerinizi yavaşlatmış olacaksınız. İsterseniz o gittikten sonra ikinci Q skill'inizi tekrardan kullanıp rush'larını tekrardan yavaşlatabilirsiniz. Veya site'ı tutuyorsunuz abi. Site'tasınız. Özellikle şuraya dikkat edin. Karşı takımda bir Sage oyuncusu varsa buraya duvar açıp sizi oradan pikleyebilir. Veya jet varsa dejini kullanarak çıkıp sizi buradan pikleyebilir. Buraya dikkat edin. Daha sonrasında rakip oyuncular rush atmaya başladı. Rush atmaya başladıklarında arkadaşlar şuraya şu şekilde bir Q skill atarak rakibi yavaşlatabilirsiniz. Yavaşlayan rakibiniz rush atmaya çekinecek veya rush atsa bile yavaşlayan rakibinizi daha rahat bir şekilde vurabileceksiniz arkadaşlar. Evet, geldik şimdi arkadaşlar saldırı bölgesinde A site'a saldırı yaparken Q skill'imizi ne şekilde kullanmamız gerektiğini. Arkadaşlar şu köşeye kendinizi yasladığınızda havaya bakıyorsunuz ve şu iki bulutun arasında şuraya doğru bir Q skill'i atıyorsunuz ve bu Q skill'i arkadaşlar Heaven'a düşüyor. Heaven'a düştüğünde Heaven'daki rakipleriniz gördüğünüz gibi Heaven'ın komple neredeyse her yerini kapatıyor. Sadece burada durabilir
veya bu duvarın arkasında bekleyebilir. Yani takım arkadaşlarınız rush atarken size arkada kalıp bu Q skillini attığınızda arkadaşlar heaven'daki oyuncular pikleyememiş olacaklar ve takım arkadaşlarınız rahat bir şekilde içeri girebilecekler. Tekrardan gösteriyorum. İki bulutun arasında bulutun şu sivri ucundan birazcık sağa geliyorsunuz ve bunu buradan atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan attığınızda gördüğünüz gibi heaven'a düşüyor ve heaven'ın çoğu bir bölgesini kapatmış oluyor arkadaşlar. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, geldik B bölgesine. Rush atarken kullanabileceğiniz iki küreye. Arkadaşlar bu kürelerin bir tanesini sağ sol köşesinden kendinizi bu duvara yaslayarak attığınızda arkadaşlar karşı bölgeyi kapatmış oluyorsunuz. Diğerinde şu odunluk bölgesine atarak odunluğun şu köşesinde pusmuş oyuncuları şey yapıyorsunuz. Takımınızda bir smoke varsa marketi kapatmasını istiyorsunuz ve buzlu zeminde, karşı tarafta az önce bir daha atalıma buzu görün. Karşı tarafta buzlu zeminde piklemeye çekinecek oyuncularınız geriye çekilecektir. Ve aynı zamanda smoke'la marketi kapattırdığınız, buraya buz attığınız için pikler olmayacaktır. Rahat bir şekilde side'a girebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, Q skill'i taktiklerimizi bitirdik. Kendinizce bu Q skill'i ile ilgili daha çok taktik üretebilirsiniz arkadaşlar. Q skill'ini mutlaka kullanın saldırıda ve savunmada. Şimdi duvar taktiklerimize geldik arkadaşlar. A side'dayız, savunmadayız arkadaşlar. Bariyer açılır açılmaz buraya şu şekilde, pardon yapamadım. Tekrarlayalım abi hemen. Şu şekilde bir duvar açtınız arkadaşlar. Öncelikle duvarın bir özelliğinden bahsedeyim arkadaşlar. Duvarı C tuşuna basarak yatay ve dikey olarak değiştirebiliyorsunuz. Farenin sağ kılığına basılı tutaraksa sağ kılığına basılı tutarak bu şekilde hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya şu şekilde bir duvar açtığımızı düşünelim. Şimdi duvarı açtınız abi. Adamlar rush atıyor. Duvara sıkmaya başladıklarını duyduğunuzda çıkıp onları vurabilirsiniz. Çünkü onların eğimi duvarda olacaktır. Siz hızlı bir şekilde pik atıp vurursanız rakiplerinize, dediğim gibi eğimleri duvarda olduğu için siz rahat bir şekilde onları vurmuş olacaksınız. Şu şekilde tekrardan bir gösterelim. Duvarı bir kıralım önce. Şöyle geldiniz abi. Karşı duvarı kapatacak şekilde ve altınızı sizi yukarı çıkaracak şekilde duvarı açtınız. Çıkmıyorsunuz, hemen bekliyorsunuz. Duvara ateş etmeye başlayan rakiplerinizi duyduğunuzda çıkıp vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu aynı taktiği burada da yapabilirsiniz. Bu şekilde çıkıyorsunuz yukarıya. Duvara ateş etmeye başlayan rakiplerinizi duyduğunuzda çıkıp tek atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü onların eğimleri duvarda olmuş olacak. Ama duvara ateş etmelerini bekleyin arkadaşlar. Duvara ateş etmeden eğer çıkarsanız buzun üstüne eğim koyup sizi orada bekliyor olabilirler arkadaşlar. Şimdi geldik A short bölgesinde bir duvar taktiğine arkadaşlar. A short bölgesinde şu şekilde gördüğünüz gibi kapattığınızda arkadaşlar, bakın tam duvarın şu köşesi, yani sol bize doğru yakın olan köşesi, duvarın bu köşesine gelecek şekilde kapattığınızda arkadaşlar, burada iki parça kırmadan içeriye giremeyecekler. İki parça kırmaları gerekecek. Yani bu da rakibinizi bayağı yavaşlatmanız anlamına geliyor. İki parçayı rakibinizin önüne engel olarak koymanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi mid bölgesinde kullanacağınız bir duvara geldik. Bu pizza kutusunun üstünden arkadaşlar şuraya bir duvar açtığınızda midi kapatmış oluyorsunuz. Midi kapattığınızda arkadaşlar mid bölgesine bakan oyuncularınız burada duvar olduğunu ve burada hiç kimsenin olmayacağını düşünecekler. Öncelikle böyle dikkatli bir pik atarak önünüzde oyuncu var mı yok mu onu görebilirsiniz. Daha sonrasında buradan inerek arkadaşlar kısa bölgesini arkalayabilir veya bu bölgeyi arkalayabilirsiniz arkadaşlar. Veya garaj bölgesinden B'ye girmek isteyen oyuncular varsa da garajı bu şekilde shift ile giderek arkalayabilirsiniz arkadaşlar. Midi açtığınız bu duvar sayesinde. Şimdi geldik B savunmada kullanabileceğiniz bir duvar arkadaşlar. Örnek veriyorum, rakip oyuncu B'ye rush atıyor ve buraya bir smoke attılar. Smoke attıklarında önünüzü göremeyeceksiniz ama sizin duvarınız var. Duvarınız sayesinde rakiplerinizi hiç beklemediğiniz bir yerden pik atabilirsiniz arkadaşlar. Buraya açtığınız bu duvar sayesinde. Eğildiğinizde rakip sizi göremez. Çıkıp pik attığınızda rakibinizi vurabilirsiniz arkadaşlar. Eğimleri burada hani alışık olunmadık bir yer olduğundan dolayı eğimleri burada olmayacaktır. Ve sizi vurmak için eğimlerini bozmak zorunda kalacaklar. Onlar eğimlerini bozana kadar siz çoktan ona headshot'ı teklemiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar A bölgesinde saldırıda kullanacağınız bir duvara. Abi saldırdığınız, örnek veriyorum, bombayı kurdunuz. Geldiniz, bu kapıyı kapattınız ve önüne bu şekilde bir duvar açtınız. Hem
Kapıyı kırdıktan sonra buraya bir koruma daha sağlamış olacaksınız. Hem de Heaven bölgesinde öncelikli görüş avantajı elde edeceksiniz. Şu bölgeden, tam sıktığım bölgeden oradan çıkan oyuncunun ilk olarak kafası çıkacaktır. Veya bu noktaya gelerek arkadaşlar, bu noktadan da kendinizi hiçbir şekilde göstermeden öncelikle atış avantajı elde edebilirsiniz. Ama bu noktadayken adamın kafasını gördüğünüzde sprey atmanızı değil, tek tek sıkmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü sadece kafası göründüğü için kafasına mermi isabet ettirmeniz çok daha önemli olacaktır. Şimdi aynı şekilde Heaven'da bir duvar göstereceğim arkadaşlar sizlere. Heaven'a şu şekilde bir duvar açtığınızda hem Heaven'ı kapatmış olursunuz, hem de alttan rakiplerinizin öncelikli olarak ayağını görebileceğiniz bir boşluk oluşturmuş olursunuz kendiniz arkadaşlar. Bu gerçekten çok OP bir taktik bu arada. Buraya çıktığınızda, şu kutunun üstüne çıktığınızda arkadaşlar, rakipleriniz sizi görmeden siz onların ayaklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi de geldik arkadaşlar. B'ye rush attığınızda B site'ı ele geçirmek için yapacağınız bir taktiğe. Arkadaşlar, duvarınızda burayı kapattıktan sonra gelip buradan bu kapıyı da kapattığınızda her iki bölgede kapalı kalmış olacak. Bu sayede gelip site'a rahat bir şekilde bombanızı kurmuş olacaksınız arkadaşlar. Ama bu taktikleri yaparken öncelikle takım arkadaşlarınızla haberleşin ki onlar da garaj bölgesini iyi bir şekilde tutsunlar. Bu arada bu kapının nereden açılıp kapatılmadığını bilen arkadaşlar varmış, bilmeyen arkadaşlar varmış hala. Bu kapı arkadaşlar buradan açıp kapatılıyor. Şimdi arkadaşlar, B'yi savunurken ilk başta bir küre taktiğinden bahsettim size. Bu küreyi attıktan sonra elinizde bıçakla arkadaşlar buraya hızlıca pik atabilir ve gelen oyuncular görebilirsiniz. Örnek veriyorum, bir oyuncu gördünüz şu noktada. Hemen geldiniz abi. Tak buraya şu şekilde. Açamadım, bir dakika. Şu şekilde duvar, tabii bu kadar yavaş olursanız oyun esnasında büyük ihtimal ölmüş olursunuz. Bu şekilde bir duvar açabilirsiniz ve bu duvarın köşesinde arkadaşlar rakip oyuncunun buzu kırmasını bekleyebilirsiniz. Dediğim gibi küreyi attıktan sonra bıçakla hızlı hızlı pikler atıyorsunuz. Bıçak olmasının sebebi arkadaşlar, hızlı bir şekilde pik atabilmeniz. Oyuncuyu gördüğünüzde direkt gelip buraya duvarı kuruyorsunuz ve shift ile duvarın bu köşesine geliyorsunuz. Duvarın bu köşesine geldiğinizde rakip oyuncusunun burada olduğunuzu büyük ihtimalle düşünemeyecek ve buzu kırıp rush atmak istediğinde rakip oyuncuyu nakalt etmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size şimdi B'ye saldırı yaparken kullanabileceğiniz bir duvardan söz edeceğim. Bu ulti küresinin buraya arkadaşlar, duvarınızı şöyle sağ tarafta, kutunun sağ çizgisinde duvarı açtığınızda arkadaşlar, hem buradan market bölgesini, hem backside, hem side bölgesini, hem de şuradan ufak bir şu marketin köşesini görebilecek şekilde bir açı oluşturabilirsiniz kendinize arkadaşlar. Bu açı sayesinde rakipleriniz sizi fark etmeden rakiplerinize öncelikli vuruş avantajları elde edebilirsiniz. Veya rakipleriniz, örnek veriyorum, çok sayıda site'de adam var. Buraya karşınıza bir takım arkadaşınız geçsin şu bölgeye arkadaşlar. Birlikte duvarla yükselin ve pikleyip hızlı bir şekilde pik atarak rakiplerinizi şaşırtabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oraya rush atarken oraya duvar açacağınızı düşünmez. Veya B'ye saldırı yaparken arkadaşlar, midden sizi arkalamak isteyen oyunculara karşı buraya bir duvar açabilirsiniz. Burada pusacağınızı tahmin etmeyecektir. Buraya geldiğinde duvarı kırmak için tek mermiyle işini bitirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sage'de Askent haritasındaki öğretici videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarzda daha çok videoyu istiyorsanız yorumlar kısmına da hangi karakteri ve hangi harita istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.